Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhaba. Kadın hastalıkları denildiği zaman akla ilk gelen hamilelik ya da doğum oluyor. Ancak belli yaşlardan sonra her kadının mutlaka uzman hekim tarafından gerekli kontrollerden geçerek rutin muayenelerini yaptırması gerekir. Bu muayeneler sayesinde bazen erken tanı ile hastalıkların önüne geçebilirsiniz. Bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Çiğdem Yavuz Yurtsever hocam ile birlikte jinekolojik muayenenin önemini vurgulayacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Takipçilerimiz için kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 11 Kasım 1980 Aksaray doğumluyum. İki çocuk annesiyim. İkizlerim var 8 yaşında. Yaklaşık 11 yıldır bu işle uğraşıyorum ve bunun 4 yılını Avrasya Hastanesi'nde tamamlamış bulunmaktayım. Hocam, jinekolojik muayene nedir? Hangi yaştan itibaren bu muayeneleri takip etmek gerekir? Jinekolojik muayene bizim kadın doğum polikliniklerinde rutin olarak hastanın rahim ağzını, rahim ve yumurtalıklarını görmek için kullandığımız basit aletlerle yaptığımız bir muayene metodu. Öncelikle aletlerimizi göstereyim isterseniz. Bu bizim spekulumumuz. Rahim ağzını görmekte kullanıyoruz. Bu simir çubuğumuz. Pap simir denilen rutin taramalarda kullandığımız simiri aldığımız fırça. Arkamda görmüş olduğunuz çatal diye tabir edilen, benim pek ismin ya bu benzetmeyi sevmesem de günlük hayatta bizim muayenelerimizin baş kahramanı masamız. Genellikle kadınlarımız bu masadan ve muayene metotlarımızdan biraz ürküyorlar. Çokça gelmek istemiyorlar ama bizim muayenelerimizin can acıtan, acı duymalarına sebep olacak herhangi bir yanı yok. Çok kısa süren bu aletleri kullanarak ve elle yaptığımız muayene metotlarımız. 20 yaş ve üzerindeki cinsel aktif tüm kadınlar mutlaka herhangi bir şikayetleri olmasa dahi yılda bir jinekolojik muayeneden geçmeliler. Peki, jinekolojik muayenede erken tanı için hangi tetkikler uygulanmalıdır? Jinekolojik muayenede erken tanıda kullandığımız az önce söylediğim gibi simir mutlaka, pap simir. 20 yaş üzerindeki cinsel aktif kadınlarda 20 ve 30 yaş aralığında pap simir testi yapıyoruz. 30 yaş üzerinde ise kotest dediğimiz pap simirle birlikte HPV DNA taraması yapılması rutinde önerilen. Çünkü HPV pozitifliği toplumda oldukça yaygın. 30 yaş altında taradığımız zaman çok yüksek oranlarda pozitif çıktığı için her ülke kendi koşullarına göre tarama programlarını belirliyor. Şimdi yani bizim üzeri kadınlarda 3 yılda bir simir, pap simir kontrollerini yapıyoruz. 30 yaş üzerinde ise hem simir testini hem de HPV DNA taramalarını 5 yılda bir tarama programlarına bakanlığımız dahil etti şu anda. Her ülke kendi koşullarına göre tarama sıklıklarını belirliyor. Şu an bizim ülke koşullarımıza göre 30 yaş üzeri 5 yılda bir HPV ile birlikte simir testi, 30 yaş altında ise sadece simir testi ile tarama yapıyoruz kadınlarımıza. Rutinde en sık kullandığımız tarama yöntemleri bunlar. Muayene bulgularına göre gerekirse çeşitli kan tahlilleri, yine arkamızda gördüğünüz bizim olmazsa olmazımız ultrasonumuz muayene metotlarımız arasında. Hocam, erken tanı demişken kadınların en sık yaşadığı rahim ağzı kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Kısa bir bahsedebilir misiniz? Rahim ağzı kanserinin en önemli belirtisi ilişki sonrası vajinal kanamalar. Vajinada dolgunluk hissi, ilişki sırasında ağrı, kötü kokulu kanlı akıntı. Hastalığın ilerleyen evrelerinde ise tuttuğu organlara göre işte kanlı idrar, dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler, yan ağrıları, vajinadan idrar veya büyük tuvaletin gelmesi gibi çok çeşitli bulgular olabilir. Kilo kaybı eşlik edebilir tabii ki buna. Ama bizim için en önemlisi rahim ağzı kanseri oluşmadan öncü lezyonlar dediğimiz dönemde yakalamak adına rahim ağzı kanamaları, ilişki sonrası meydana gelen kanamalar, kanlı akıntılar en önemli başvuru sebebi. Bunu gördüğü zaman kadınlarımız mutlaka bir jinekolojik muayeneden geçmeliler. Tedavi yöntemleri olarak da hastalığın yakalama evresine göre tedaviler tabii ki değişiyor. Radyoterapi ilerleyen hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor. Cerrahi tedavi gerekli olabiliyor. Rahim ve yumurtalıklarının alınması gibi. Veya öncü lezyon aşamasında yakalamışsak rahim ağzının küçük soyma şeklinde rahim ağzının o tutulan tabakalarının çıkarılması gibi yöntemler bu hastalıkta kullandığımız metotlar.
Çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Rica ederim. Her türlü kadın hastalıkları muayenenizi ve doğumlarınızı Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde güvenilir medikal kadromuzu tercih ederek gerçekleştirebilirsiniz. Değerli hocamızdan ve diğer branşlarımızdan randevu talebinde bulunmak için 212 665 50 50 telefon numaramızdan ya da online randevu sistemimizden bizlere ulaşabilirsiniz.